Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha sizlerleyiz. Bu videomuzda özellikle Türkiye'de Vespa PX yedek parçası satan yerli firmalardan bahsedeceğiz. Bu firmaların internet sitelerinden ağırlıklı olarak satış yapılıyor. Şimdi isterseniz ilk önce bu firmaların sitelerine bir bakalım. Ondan sonra yedek parça alımı konusunda bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Daha sonra tekrar atölyemize geri dönüp burada kalan kısmını devam edeceğiz. Merhaba tekrar. Şimdi konuştuğumuz gibi ilk önce sitemize bakalım. İlk önce motobakkal yazalım. Motobakkala girdik. İlk firma olarak bunu yazdım. Çünkü Vespa çeşitliliği oldukça yüksek. Buradan aşağı doğru geliyoruz. Vespa'ya tıklıyoruz. Daha sonra model seçiminde aşağılara inip bakalım PX200E'yi tıklıyoruz. Model yılı olarak ortalama 93 diyelim. Ondan sonra göster diyelim. Kategori seçelim. Geldi. Evet. Şimdi motobakkal RMS'nin ürünlerini satıyor. Orijinal Piaggio'nun ürünlerini satıyor. Belli ürünlerde de işte Campana gibi işte gövde parçalarında da FEA'nın ürünlerini getiriyor. Zaten çok da çeşitli bir yedek parça tedarikçisi yok. O yüzden ürün çeşitliliğine bakalım. Ağırlıklı olarak RMS'yi göreceğiz. Kötü bir firma değil. Bakın buradan aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi ortalama normalde set satılan bazı contaları motobakkalda tek olarak da bulabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, bir karbüratör contası değiştirmek için bütün bir seti almanıza gerek yok. Ama ben her zaman almanızı tavsiye ederim. Çünkü conta bozulmaz etmez. Bir gün bir yerde mutlaka lazım olur. Şunu da söyleyeyim. Eskiden Land Rover servisinde çalıştığım sıralarda böyle conta sıkıntısı olurdu, ithal edilemezdi filan. Eski ustalarımız kasapların kullandığı yağlı kağıttan conta yaparlardı. Onu kullanırlardı. Birbirine çok yakın kalitede şeyler. Tabii ki önerilmiyor ama zor durumda kalındığı zaman yapılabilir. Bakın burada mesela vites değiştiricisinin sadece contası 7 lira. Yine RMS'nin ürünü. Aşağı doğru geliyoruz. Bakın 6 tane sayfa var. 6 sayfada burada çeşitli ürünleri var. Dediğim gibi İstanbul Maslak'ta bu firma arkadaşlar. Atatürk Otosanayi sitesinde. Bir iki defa görüşme imkanım oldu yetkilileriyle. İlgililer. Ama şöyle söyleyeyim. Hani bir Vespa kullanıcısı kadar hakim değiller. Çünkü ellerinde hemen bütün Vespa'ların yedek parçaları var. Ama sağ olsunlar PX grubundan da vazgeçmemişler. Bakmayın, bizim çok aşırı piyasada adet olarak fazla PX yok. Ama yine de işte bazı kişiler bu tip ürünlerden getirerek bu motosikletlerin yaşamasına sebep oluyorlar. Biz de çok yormuyorlar. Yurt dışından getirmek zor. Şimdi yurt içindeki tedarikçileri bakıyoruz. Ama bir başka videomuzda da yurt dışındaki hangi sitelerden alınabilir, güvenli nasıl alınabilir, nelere dikkat etmek gerekebilir, onlardan bahsedeceğiz. Tekrar aşağıya doğru iniyoruz, iniyoruz. Son sayfaya gelelim. Muhtemelen birçoğu ellerinde tükendi yazanlar var. Son iki sayfa tükenenlerle dolu. Ama yerli firmalardan bile alacak olsanız arkadaşlar, internet sitesinden hemen sepete ekle yöntemiyle almayın. Mutlaka telefon edip elinizde bu üründen var mı diye sorun. Çünkü ürünün ödemesini yaparsanız yaptıktan sonra ürün elinizde olmadığını, ellerinde olmadığını söylerler. Bu sefer paranın geri iadesi, havalesi biraz çetrefilli işler. Ödeme almaya gelince çat diye hemen kredi kartından çekiyorlar ama iade kısmında biraz sorun olabiliyor. Şimdi diğer firmaya bakalım. Diğer firma da aslında vespayedekparça.com. Vespayedekparça.com diyelim, onu da oraya götürsün.
Evet. Geldik. Şimdi neden iki tane firmadan bahsediyorum onu da söyleyeyim. Yetkili servisleri ve tamir yapıp da parça satanları hariç tutuyorum. Çünkü yedek parçacı dediğiniz zaman bizim sıradan alışa gelmiş olduğumuz anlamda ben yedek parçalara bakıyorum. Dolayısıyla o yüzden çok farklı bir şey düşünülmesin. Yani niye işte şu firmada satıyor gibi düşünmeyin. Çünkü tamir eden de yedek parçayı satıyor olabilir. Ama biz sadece yedek parçası satan sayfalarla ilgileniyoruz ve bu işe sınırlı parçayla giren değil, gerçekten dolu dolu parçayla girenlere bakıyoruz. Çünkü küçük yerler, bu işe az yatırım yapan yerlerde sorun yaşama ihtimali daha çok artıyor. Onu da söyleyeyim. Burada da mesela orijinal Piaggio'nun ürünleri var ama gördüğümüz gibi bu kadar. Kaç taneymiş? Bakalım 3, 6, 9, 10 tane. Bunların zaten 6 tanesi ıvır zıvır. Geri kalanları da yağ. Yani yedek Vespa yedekparça.com'da bir tane yok. Diğer ürünler için şöyle bir şey yapalım. Sarı sayfalara girelim. Buraya Vespa yedek parça diyelim. Ya da öyle demeyelim. Bizim için PX serisi önemli. Vespa PX 200 diyelim arkadaşlar. Hop geldi. Geldikten sonra da sıralamamızı önce en düşük olarak yapalım ki bize satıldıkları değil, normal parça fiyatlarını da çıkarsın. 200 yedek parça. Hop, şimdi oldu. Şimdi en çok başvurduğumuz yerlerden biri. Buradan alışveriş yapıyoruz ağırlıklı olarak ya da bir şeyin fiyatını öğrenmek istiyorsak ilk önce ben buraya başvuruyorum. Benim için başvuru yeri. Şimdi şundan girelim. Şimdi arkadaşlar bakın hemen açıyorum. Vespa Scooter Servis. Şimdi motobakkal.com bir işletme. Fakat bu Vespa Scooter Servis bizim sevdiğimiz bir abimiz Davut abi işlettiği bir yer ve kendisi yanlış hatırlamıyorsam 25 yılın üzerinde bir süredir Vespa servis ve yedek parçalı ilgileniyor. Daha önceden yeri başka yerdeydi. Taşıdı şimdi Galata Kulesi'nin olduğu caddeye taşıdı İstanbul'da. Davut abi parça olarak çok zengin. Vespa'nın her serisi var. Ama tabii uzun yıllardır bu işi yaptığı için benim ona yakıştırdığım branşı klasik Vespa'larda. Yani bir parçayı önerebilir size ya da kafanızda bir soru işareti varsa ondan birçok konuda bilgi alabilirsiniz. Burada onun dükkanı var. Buradan girdiğinizde segmandan diğer şeylere kadar her şeyi bulabilirsiniz. İki tane sayfadan bahsettik. Hatta bu vespayedekparça.com'a sıralamanın dışında tutalım. Çünkü parça yok gibi bir şey. Ben internette araştırma yaparken dediğim gibi yani yetkili servis olmayacak. Sadece yedek parça iş yapacak olan firmalara baktım. Çünkü yurt dışında böyle bir algı var. Yani oradaki yetkili servisler dışarıya yedek parça satıyor gibi ilan vermiyorlar. Bu işi sadece yedek parça satan yerler yapıyor. Servis servisliğini yapıyor. Yedek parça satan da yedek parça işini yapıyor. Şimdilik bu. Şimdi atölyemize gideceğiz ve geri kalan konuları konuşacağız arkadaşlar. Evet, şimdi videomuz aslında iki farklı aşamadan oluşuyor. Bunlardan birincisi yedek parça satan firmalarla ilgili. Videonun son kısmına doğru da bireysel parça satan kişilerle ilgili açıklamalarda bulunacağım. Tabii daha önceki videolarda da size ürettiğim içeriklerin faydalı olmasını çok istediğimi söylemiştim. Dolayısıyla yine bu şekilde ilerlemeyi tercih edeceğim. Şimdi arkadaşlar, motosikletinize yedek parça lazım olacağı zaman öncelikle şuna karar vermek lazım. Yani yedek parçanın neden lazım olduğuna doğru karar vermek lazım. Eğer bir ustaya veya bir tamirciye gidecekseniz
Bu tamircinin ve ustanın iyi olmasını, işinde iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü şunu çok fazla yaşıyoruz. Motosikletinizde sorun var, bir tamirciye gidiyorsunuz. Size diyor ki ateşleme bobini bozuk, al getir değiştirelim. 400 lira veriyorsunuz, ateşleme bobini alıp getiriyorsunuz, takıyor. Ondan sonra bir gün sonra birisi diyor ki sorun bobinden değilmiş, manyetoya da bakmamız lazım. O parçayı al götür, bu parçayı al getir derken arkadaşlar bu parçaların parası cebimizden çıkıyor. Dolayısıyla ustanın iyiliği de bizi hem ürettiği yani bizim için yaptığı tamirden istediği bedel hem de bizi başka masraflara sokmama durumundan dolayı ustanın iyi olmasını tercih ediyoruz. Dolayısıyla yedek parçalarda zaten alınan bir parçayı geri götürmek gibi bir sorun var Türkiye'de. Yani özellikle elektronik parçalarda bu büyük bir sorun. Dolayısıyla parçanın gerçekten neden lazım olduğunu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Eğer siz de bireysel olarak tamir yapacaksanız, eğer bazı konularda sıkışıyorsanız bunu ya yine PX kullanan diğer arkadaşlara veya çeşitli kişilere danışıp doğru bir karar mı verdiniz? Yani arızaya koyduğunuz teşhis doğru mu? Buna doğru karar verin ki alacağınız parçada nokta atışı olsun, alın takın, sorun düzeldi deyip tekrar yolunuza devam edin. Bakın Türkiye'de Vespa PX kullanan iki tip aslında bir profil var. Bunlardan birincisi kendi işini görüp veya makineden anlayıp tamir bakım yapabilenler. Bir de yapmak isteyip de elinden gelmediği halde ama makinesine de devamlı bir yerinde bir sorunlar olan bir kullanıcı grubu var. Şimdi yeni PX satın almak güzel bir fikir ama var olan PX'te sorunlar yaşadığınız zaman makineden soruyorsunuz arkadaşlar. Yani bu makineler sorun üretsin diye, problem çıkarsın diye üretilmiş makineler değil. Ama gel zaman, git zaman ustaların müdahalesiyle veya kullanıcının yanlış müdahaleleriyle bir takım sorunlar oluyor. İşte kirli elektrik olabiliyor elektrik sisteminde, işte farı çalışıyor, sinyalleri çalışmıyor gibi birçok şey olabiliyor, vuruntulu çalışıyor derken birçok problem arkadaşlar bakıma gelen motosikletlerde kullanıcı hatasından da ileri gelebiliyor. Yani her zaman problemi motorda da aramamak lazım. O yüzden yedek parça almadan önce doğru parçaya ihtiyacınız olup olmadığına karar vermeniz lazım. Burada şunu tavsiye edebilirim ben size. Proaktif bakım kültürü diye bir şey var. Yani siz motosiklete ve motosikletin parçalarına ne kadar iyi bakarsanız, bakımlarını yaparsanız, temizliğini yaparsanız onun bozulma ihtimalini biraz daha düşürürsünüz. Dolayısıyla parçalara iyi bakıldığı takdirde parçalar geç bozulacağından sizin de yedek parça vereceğiniz bütçe cebinizde kalacaktır. Yani bakımsız bir motor evet daha sık arıza çıkarır. Çünkü 27-28 yıllık belki 30 yıllık makineler. Dolayısıyla biraz böyle bir elinizin üzerinde olması lazım. Yani bir yerinde bir şey varsa o an çözmeniz ya da kısa sürede çözmeniz gerekebiliyor. Şimdi yedek parça alırken neleri dikkat etmek gerekiyor? Arkadaşlar birinci kural yedek parça alacağınız yerin Vespa yedek parçaları yani PX ve diğer klasiklerle ilgili yedek parça stoğunun fazla olması gerekiyor. Elinde çok olduğu zaman ancak siz bir yerden birkaç parçayı aynı anda alabiliyorsunuz veya o kişi o parçaları çok fazla sattığı için parçalar üzerinde de bilgi hakimiyeti olabiliyor. İkinci konu ise yedek parçacının alacağınız parçalar üzerinde bilgi sahibi olması gerekiyor. Parçayı aldığınız kişinin yedek parçaya hakim olması gerekiyor arkadaşlar. Daha önce paylaştığımız kilometre dişlisi videosunda da bahsettiğim gibi iki farklı çeşit parça var. Vespa'da bazı parçalar birbirine uyumlu, bazı parçalar eski, bazı parçalar yeni ama hepsi birbirine uyumlu olarak kullanılabiliyor. Yedek parça alacağınız kişi bu tecrübelerle, kullanıcılardan gelen bu tecrübelerle size başka parçalar önerebilir. Onu alma veya şu parçayı al gibisinden bazı önerilerde bulunabilir. O yüzden parça alacağınız kişilerin de hem Vespa'ya hem klasik kültürüne hem de kendi sattığı ürünlere hakim olması gerekiyor. Üçüncü konu, yedek parçayı aldınız fakat ustanız ya bu parça olmadı dedi. Kullanmadan parçayı değiştirmek gerekiyor. İade ve değişim yapmak gerekiyor. Yedek parçayı alırken bunu konuşun arkadaşlar. Yani parçada iade ve değişim var mı diye mutlaka yedek parçayı aldığınız kişiyle konuşun.
Çünkü bazı parçalar takıldıktan sonra iade alınması hoş değil. Yani satıcıyı da burada düşünmek gerekiyor. Çünkü siz kullanılmış bir parçayı nasıl sıfır diye satın almak istemezseniz, o da iş ahlakı olarak kullanılmış bir parçayı başkasına satmak istemez. Dolayısıyla satın alırken mutlaka bunu bir karşılıklı mütalaa edin. Yani bir konuşun. Özellikle elektronik parçalar için geçerli bu. Elektronik parçalarda da kullanılmama durumu oldukça önemli. Dördüncü ve benim için en önemli sebeplerden biri de yedek parça aldığım kişinin veya şirketin esnaflık kültürü. Yani bu şu demektir. Mesela bazı şirketlerin haftada 4 gün kargo günü var. Yani siz bir ürünü pazartesi günü satın aldığınız zaman salı günü öğlen onun kargo günü ise o saatte veya o günde kargolarını teslim ediyor. Ama mesela videoda da bahsettiğim gibi, yani skuter servisten Davut abinin mesela o huyunu severim, o özelliği iyidir. Abi ihtiyacım var, bana acil bunu kargoyu çıkarır mısın dediğin zaman dükkanı kilitleyip gidip hemen kargoyu verebiliyor. Bu sistem içerisinde müşterisine en iyi hizmeti veren, müşterisinin ihtiyaçlarını anlayan yedek parça şirketleri ayakta kalacaktır. Diğerleri kaybolup gidecektir yani zamanla. Veya satın alma alışkanlığımız oradan kalkacaktır. Yani yaşadığımız sorunlardan, gecikmelerden ya da bize söylediği ürünü göndermemesi durumundan dolayı alışverişi bırakıyoruz. Yani bu deneme yanılmalarla aslında biz de firmaları daha çok anlıyoruz, öğreniyoruz. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Şimdi videomuzun son kısmına gelirken başında da belirttiğim gibi ikinci kısım olarak bireysel parça satıcılardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Vespa'nın parçalarını satan iki çeşit bireysel satıcılar var. Bunlardan biri bavul ticareti yaparak işte örnek veriyorum işte Mısır'a gitti geldi, Tayvan'a gitti geldi, Hindistan'a gitti geldi ya da Yunanistan'a gitti geldi gibi yapıp da parça getirip işte satan, evinin bir odasında bir deposu, bir yeri olan kişiler var. Bunlar var. Bir de benim gibi ve Türkiye'de çokça olan, uzun yıllardır Vespa PX kullanıp da elinde artık bir yedek parça stoğu olmuş kişiler var. Zaten sosyal medyada da birine işte bana şu parça lazım dediği zaman göreceksiniz. Altında hemen yorumlar sıralanır. İşte sana özelden yazdım, işte o parça bende var gibisinden başlıyor. Orada da parça yelpazesi çok geniş. Yani iyi durumda olandan, kötü durumda olandan, işte tamir edilmesi gereken olabilir. Hiç tamir edilmeden direkt alıp kullanabileceğim sıfıra yakın veya sıfır parçalar da olabilir. Bunun gibi farklı bireysel satıcılar da var. Dolayısıyla bunlarla alışveriş yaparken bir resmiyet yok. Parça alırken size tavsiyem, kimden alacaksanız mutlaka istediğiniz parçanın ne olduğunu karşı tarafın doğru anladığından emin olun. Örnek veriyorum, siz Vespa PX için kilometre teli istersiniz ama o size Hindistan malı PX'in kilometre telini gönderir. Onlar vidalıdır ama bizim İtalyan PX'ler iki tane tırnakla geçmelidir. Bunun gibi farklılıkları olabilir. O yüzden istediğiniz parçayı karşı tarafın net olarak algıladığından emin olun. Elektronik bir parçaysa veya kozmetik bir parçaysa ya bir fotoğraf isteyin ya bir video isteyin. Doğru olduğundan, doğru bir alışverişe doğru gidiyor olduğunuzdan emin olun. Bir de özellikle elektronik cihazlar için önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bobindi, dinamoydu ya da işte flaşördü, manyeto. Bu tip şeyleri satın alacağınız zaman arkadaşlar o parçanın çalışıyor olduğunu bir şekilde karşı taraftan isteyin. Yani manyetoysa bir motora takıp belki size gösterebilir. Bir bobinse belki işte elektrik devresine takıp akım geldiğini size gösteriyor olabilir. Çünkü orada da şunu yaşama ihtimaliniz yüksek. Bobini satın aldınız belli bir fiyata. Bobin geldi, ustanız taktı, çalışmıyor. Şimdi evet, ustanız da bobini yakmış olabilir yanlış bağlantıyla. Karşı tarafta ise çalışmayan ürünü göndermiş olabilir. Şimdi burada karşılıklı bir durum söz konusu. Arayıp öbür tarafa dediğiniz zaman ya bu bobin çalışmıyor, ben sana sağlam gönderdim deyip işin içinden çıkabilir. Bakın bunlar hep stres, bunlar hep bir sorun kaynağıdır. Yaptığınız tamirattan soğutur, motor setten soğutur, camiadan soğutur. Dolayısıyla bu tip alışverişleri yapmadan önce hem kendinizi hem de karşı tarafı garanti altına almak için mutlaka bu soruları sorun arkadaşlar.
Belirtmek istediğim noktalardan biri de özellikle yedek parça konusunun Türkiye'deki tedariğiyle ilgiliydi. Yani hangi sitelerden alınabilir? Bireysel olarak alınıyorsa hangi şartlarda alınabilir? Bunlara bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi bir önceki videomuzda da özellikle evraksız motosiklet alınır mı, evraksız PX alınır mı bundan bahsettik. Çünkü bununla da ilgili bir sürümceme, bununla da ilgili bir bilinmezlik vardı. Bu konuyla ilgili de değinmek istediğim nokta tam olarak gerçekleşmiş oldu. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha önce söylediğim gibi bunu ticari bir çıkar amacıyla yapmıyorum, istemiyorum. Sadece kanalın daha fazla kişiye ulaşması benim amacım. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.